Herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Neden bu ara oldu? Aslında hepimiz biliyoruz maalesef ki Türkiye'de 10 ilimizi etkileyen büyük bir felaket atlattık. Yani atlattık da diyemiyorum. Aslında atlatmadık, yaşadık demem daha doğru olacak. Maalesef hepimiz derinden yaralandık. Çok kayıplarımız oldu. Çok üzgünüz hepimiz. Elimizden geleni herkes yaptı aslında. Herkes yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bunlar devam ederken bir yandan da hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Ben de Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. Sizden gelen soruları yanıtlamak istiyorum demiştim. Çok merak edilen ve çok sorulan sorular var. Aslında birçoğuna da benim tahminimce cevap verdim diye düşünüyorum. Ama bugün böyle bir videoyla tekrardan en baştan hepsine cevaplayacağım. Bakalım bana neler yazdınız. Şöyle bir fanusumun içine koydum. Beraber burada hepsini yanıtlayacağım ve okuyacağım. Şimdi bir tanesini çektim, bakalım ne yazmışlar. Gelinin mutfakta da kayınvalideler senin tabaklarını bilerek mi bir veriyorlardı? Çok belli oluyor mu ekrandan? Gerçekten kayınvalideler benim tabaklarımı artık çok net bir şekilde tanıyorlardı. Yeni gelenler hatta ekranda bildiğiniz bayağı izleye izleye analiz yapmışlar. Yeşim şunu güzel yapar, yeşim şöyle pişirir, şöyle yapar vesaire diyerek benim artık tabaklarımı tanıya tanıya bir veriyorlardı. Demek ki bu da ekrandan çok fazla anlaşılıyormuş. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bakalım burada ne yazıyor. Mia Seyli, aranız nasıl? Böyle sorular çok geliyor. Zaten az çok hikayelerimde de bellidir. Aramız şu anda gayet iyi. Bir problemimiz yok. Hatta yarışmada en samimi olduğum, en çok görüştüğüm kişidir diyebilirim yani. Miyase'ye selam olsun buradan. Ama rakip olursak da asla acımam. Arkadaşım diye affetmem. O ayrı. Kullandığım ve önermek istediğin cilt bakım ürünleri nelerdir? Video çeker misin? Ya aslında şöyle, burada çok uzun sürecek benim anlatmak istediğim şeyler. Cildimle ilgili tabii ki de benim de kullandığım, yıllardır hatta bırakmadığım şeyler var, uyguladığım şeyler var. Hatta çok basit şeyler bile diyebilirim. Bununla ilgili aslında doğru fikir. Ben bunu da bence not alayım. Belki de bir sonraki videomuz cilt bakım önerilerim olabilir. Rutin cilt bakımım olabilir vesaire. Ciltle ilgili herkesin merak ettiği şeyleri bir videoda yanıtlayacağım. Bu da böyle olsun. Çünkü detaya girersem söylenecek çok fazla şey var. Kendini 3 kelimeyle özetle. Bir düşüneyim. Hiç düşünmedim. Şu an düşünüyorum. Dürüst. Dürüstlük benim için çok önemli. Yalancı insana gerçekten tahammülüm yok. Asla yanımda barınsın dahi istemiyorum. Yalan söyleyen herkesi etrafımdan uzaklaştırmak istiyorum. Hatta yalan söyleyeni böyle gözünden yakalıyorum. Uzatmadan cevaplayacağım. İkincisi adalet. Benim için sınıf diye bir şey yok. Herkes aynı. Herkes eşit. Hakları eşit, öyle söyleyeyim. Tabii ki de şeyler vardır işte, yaratılışımız erkek kadın vesaire, öyle şeyler, onlardan bahsetmiyorum. Farklıyız ama adalet, hak. Benim için hak çok önemli. Kimsenin hakkı üstümde kalsın da istemem. O yüzden herkese adil olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani her konuda her şey adil olsun istiyorum ama maalesef hayatta olmuyor. Aa, üçüncüyü unuttuk. Üç ne olabilir? Sanatsever diyebilirim. Biraz da farklı bir şey söyleyeyim. Ben sanat aşığı bir insanım. Sanatın her dalına aşığım diyebilirim. Burada ne varmış? Evet, son dönemde neredeyse mesajlarımın %90'ı bu soruyla dolu. Gelinin mutfaktaya geri dönecek misin? Açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Şu an için öyle bir şey yok. Aslında söylenecek çok şey var. Her anlamda. Çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Neden? Kendi sorunlarım da var. Yaşmayla alakalı değil yani bu söylediklerim. Ha yarın ne olur? %100 asla ben bir daha dönmem vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Nasip. Şu anda gitme gibi bir durumum yok ama. Bakarsanız başka projelerde karşılaşırız. Hiç belli olmaz. Kaç kardeşsiniz? Adları ne? 4 kardeşiz. Kız kardeşim Alev. Erkek 2 kardeşim daha var. Uğur Ali, Mahmut Gazi. Bizim 2 erkeğin de isim hikayeleri var. Kısaca böyle onlardan da bahsedeyim. İlk ben doğuyorum, sonra kız kardeşim Alev doğuyor. Hemen annemi alıyorlar, bir türbeye götürüyorlar. Erkek çocuğu olsun diye oraya götürürlermiş. Eğer oraya gittiğinde de çocuğun erkek olursa adını Gazi koymak zorundasın ve 7 tane de adak adamak zorundaymışsın. Böyle bir şey var. O yüzden o dönem öyle götürmüşler ve adı Gazi olmuş. Uğur Ali de Gazi doğduğu zaman annemin rüyasına girmiş. Annem de artık türbenin adı Gazi diye değiştirememiş, Uğur koyamamış. Senin bir gün bir çocuğun olacak ve adı Uğur olacak diye. Ve yıllar yıllar sonra, aradan 13 sene sonra öbür kardeşim doğuyor ve adı Uğur oluyor. Kısaca bahsedeceğim dedim ama çok da kısaca bahsetmedim galiba. Uzun mu oldu bilmiyorum.
YÖFC editlerini puanlama olsun. Ay, valla ben bunu çok zevkle yaparım ya. Çok seviyorum. Yani o videoları izlemeye bayılıyorum. Hani her ne kadar çok size belli edemesem de yeri geliyor böyle akşamlara uyumadan önce uzanıyorum böyle yatağa. Bir saat onları izliyorum. Diyorum, ya nasıl düşünmüşler ya diyorum. Bunu nasıl yapmışlar falan filan böyle. Hoşuma gidiyor. Aslında bunu da not alacağım. Bununla ilgili de bir belki yarışma yapabiliriz. Aslında yarışma da olabilir. En iyi edit yapana ya da anket gibi falan böyle bir şey de yapabiliriz. Bence güzel fikir. Oo, bayağı soru varmış ha. Böyle yaydıra yaydıra gidiyoruz ama. Canlı yayın niye açmıyorsun? Hiç. Şöyle canlı yayın aslında açıyorum. Ara ara herhalde çok denk gelmiyorsunuz. Çok sık açmıyorum evet. Çünkü şey ben biraz dakiyim. Zaman şeyim var. Bir de söze çok önem veriyorum. Şimdi ben size dersem ki ben birazdan yayın açacağım ya da bir saat şu saatte yayın açacağım. Eğer ben o sözümü tutmazsam ben çok kendimi kötü hissederim. O yüzden sabit bir saate bağlamak istiyorum. Hani hadi arkadaşlar gelin birazdan yayın açıyorum deyip aniden bir şey olursa kendimi kötü hissederim diye bir türlü şey yapamıyorum. Ama şöyle bir düşüncem var işte ne bileyim hafta içi her gün saat 3'te canlı yayın açacağım gibi bir şey yayınlayacağım bir gün. Eğer tam net saatime karar verebilirsem böyle bir şey yapacağım. Boyum kaç? Boy kilo çok geliyor zaten. Hatta bir tane video çekmiştim. Gören de çok uzun sanacak. Gören de 1,90 sayacak. Böyle pantolon boyumla alakalı bir şey paylaşmıştım. Ben basketçi değilim. 2 metreyim diye de bir iddiam da yok. Burada hatta özellikle de altını çizerek belirttim. Bacak boyum uzun. Boyum 1,71 bu arada. Kilom da herhalde 55-56 falan. Böyle çok sık tartılmıyorum. O civarlarda kendi kilomu artık biliyorum. Yükseldiğimi hissettiğim anda ya da azaldığımı hissettiğim anda. Ben niye konuşamadım? Hissettiğim anda direkt şey yapıyorum, anlıyorum. Şampiyon olduğunda ne hissettim? Gerçekten gurur verici bir şey. Tarifi yok, tarif edemiyorum. Biraz bilmiyorum, hırsızlık mı denir bilmiyorum ama başarıyı çok seviyorum. Yani başarılı olmak herkes sever aslında ama bunun için de emek veriyorum. Çok sabırlıyım da. Emeklerinin karşılığını alabilmek gerçekten tarifi yok yani. O ödülden, o altından daha güzel bir şey. Sen 4. sezonun şampiyonu olarak ilan ediyorsun. Bu etiket üzerine yapışıyor. O daha büyük bir. Yani altında da alabileceğim bir şey değil yani. Toplulukta neden hiçbir şey paylaşmıyorsun? Bunu ben de fark ettim ama bana ilk defa bununla ilgili bir soru soran oldu. Şöyle, özellikle çekilmiyorum diye bir şey yok. Ben biraz şey konularında utanıyorum, çekiniyorum. Mesela birine telefon uzatıp ya beni şöyle çeksene. Ya beni şöyle bir fotoğrafımı alsana demeye biraz çekiniyorum. Niye ise bilmiyorum utanıyorum. Ya birine iş yaptırmaya ben utanıyorum. Mesela birine ben şey diyemem. Bana su getirsene. Yani masanın öbür ucundaki bir şeye ben masadan kalkıp uçtaki şeyi almaya çalışırım ondan istemek yerine. Bir şey istemeye küçüklükten beri pek alıştırılmadık. Hep bir şeylerimizi kendimiz yapmaya. İyi bir huy mu kötü bir huy mu bilmiyorum. Biraz aşmaya kırmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum o konuda. Yani aslında fotoğrafımın olmamasının sebebi de hatta dikkat ederseniz boydan falan fotoğrafım da pek yoktur. Olanlar da aynadan falan. Yine işimi kendim yapıyorumdur. Yani o yüzden hatta bana şunu soran da olmuştu ekrana daha çıkmadan önce. Ya sen çok mu kilolusun? Ya da fiziğin çok mu kötü? Niye hep portre, niye hep yüzün falan? Aslında insanların gerçekten sosyal medyada anlayamıyorsun ne olduğunu. Sebebi bu yani kısacası. Çok mu uzun anlatıyorum ben ya? Çenem düştü galiba. YFC ailen daima yanında ve seni çok seviyor. Ay teşekkür ederim. Bunu tüm kalbimle hissediyorum gerçekten. Bana çünkü hissettiriyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum. İlk defa hayatımda böyle bir duygu tadıyorum. Tanımadığım insanların beni sevmesi, hani tanıdığın insanlar evet seni sever ya da sevmez o ayrı bir şey ama seni hiç şahsen tanımayan insanların sevmesi çok güzel bir duyguymuş yani. Evet geliyoruz. Özelliğin sevgi mi, sadakat mı? Benim için sadakat çok önemli. Gerçekten. Zaten sadakat gösterdiğin insanı seversin. Sevdiğin insana sadakat gösterirsin. Sadakat yoksa zaten sevgi de yoktur. O yüzden benim için sadakat çok önemli. Evet. Neden fanlarını takip etmiyorsun? Ya çok özür dilerim gerçekten. Bununla ilgili bana çok fazla şey geliyor. Yazan oluyor, mesaj oluyor, yorum oluyor vesaire. Yani, abla beni takip et, abla beni takip et. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu yazan bana binlerce insan var. Şimdi ben takip ederim. Takipte hiçbir sıkıntı yok. İstersem 100 bin kişiyi takip edeyim. Ben öyle şeylere takılmam. Ay takipçim, takip ettiğim kişi az olsun falan. Öyle bir şeyim yok. Onun sebebi şu. Şimdi ben birini takibi alırım. Daha önce şundan dolayı da söylüyorum. Mesela diyelim birinin yorum yaptım sayfasına. Bana 1000 tane şey geliyor. Abla küstüm sana. Sen ona yazdın da bana niye yazmadın? Ya da gözümden biri kaçar. Mesela diyelim ki gördüklerimi mesela diyelim takip ettim. Öbürü diyecek ki aa onu takip ettim beni etmedin. Kimseyi bilmeden kırmak istemiyorum bu sefer. En iyisi diyorum ki kimseyi takip etmeyeyim. Ben takip etmesem de ama herkesin hesabını biliyorum. Birçok
fanlarımın sayfalarına giriyorum ve yeri geliyor beğeni yapıyorum, yorum yapıyorum, yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Ya sebebi bu yani, özellikle şeyle alakası yok, sevip sevmeme ya da bilinçle takip etmeme gibi bir şey yok. Şimdi gözümden biri kaçar, kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum. Bu da şey bir soru, hani kolay bir soru, öyle diyeyim. Kaçıncı katta oturuyorsun? 11. Bu merak edilmiş, bilmiyorum niye etmişler. Herkes her şeyi merak edebilir. Zaten bu videonun amacı da o. Neyi merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Yaza buluşma yapacak mısın? Bununla ilgili daha önce de bir konuşma yapmıştım. Hani çok bununla ilgili talep olursa neden olmasın yani, buluşuruz. Beni görmek isteyen, tanımak isteyen insanlarla bir gün bir yerde bir organizasyon bir şey yapıp buluşabiliriz. Ama şununla karşılaşırım diye de korkmuyor değilim. İtiraf ediyorum. Hani diyelim ki bir buluşma hayal ettik, bir şey organize ettik. Bir gidiyormuşum, kimse yok, tek başıma oturuyormuşum falan. Bu da aklımdan geçmiyor değil yani. Oğlunuza bir kardeş istiyor musunuz? Bunu kayınvaliden mi gönderdi acaba bu soruyu? Şu an için Allah isteyenlere versin diyelim. Nasip. Büyük konuşmuyorum o yüzden. Hani düşünmüyorum. Olursa da tabii ki de başımla gözümle nasip. Yeni mutfaktaki hedefin kaç altın kazanmaktı. Aslında kendime 100 diye hedef koymuştum. Ama şey diye de ölüp bitmiyordum. Ben 100 olmadan o yarışmadan çıkmam, bilmem ne, hırslarım vesairelerim. Öyle hırslıyımdır ama öyle yok, kendimi kaybedecek bir hırsım yok. Olursa nasip derim. Olmazsa hani Allah'tandır derim. Nasibe de inanırım yani. Bu neymiş? Saçına ne kullanıyorsun? Saçıma zaten programda da söylemiştim. Daha önce benim doğumdan sonra aşırı artık avuç avuç böyle saçlarım dökülüyordu. Ben ortalama 3 ay falan, hatta orada da söylemiştim yine. Mezoterapi, PRP işlemleri 3 ayrı falan bir bakım gördüm. Tedavi gördüm hatta diyebilirim. Ben benim bayağı bir dökülmelerim de durdu. Saçım daha canlı ve parlak, hatta yoğunlaşmaya bile başlamıştı. Ama bıraktıktan sonra tekrar dökülmeye başladı. Şu anda da biraz gür gözüksün diye kaynak taktım. İtiraf ediyorum. İtirafa da gerek yok, zaten belli oluyordu herhalde. Ama onun dışında detaylı saçıma, benim haftalık yaptığım şeyler var. Onunla da ilgili da not alacağım. Video çekeceğim. Kazandığın altınları ne yaptın? Ve gizemli soru gelir. Harcadığım paraları çok söylemeyi sevmiyorum. Orada zaten biraz bir şeylerden bahsettik. Yardımlar, şeyler elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Öyle keyfi bir harcama yapmadım. Hatta şöyle bir yorum geldi. Ben ona da cevap vermiş bulunayım buradan. Kazandığı bütün parayı estetiğe yatırmış da bilmem neydi. Allah'a şükür oradaki altınlarla geçinmiyorum. Allah'a şükür ki daha önce de her bakımımı, şeyimi karşılayabiliyordum. Oradan gelen altınlara çok da şeyim yok, ihtiyacım yok. Allah ihtiyacı olan herkese versin. Hani kibir için, şey için söylemiyorum bunu, kimse yanlış anlamasın. Şundan dolayı söylüyorum. Hani şey yaftaları çok geliyor böyle, parayı buldu da yüzünü değiştiriyor da bilmem ne. Burnumla ilgili bir daha artık açıklama yapmak istemiyorum. Bununla ilgili konuştum. Olmam gerekiyordu ve oldum. Dudağımı herkes şey yazmış işte, gülemiyor bile suratın ne hale getirdiği. Az çok ameliyat olanlar bilir. Şu üst dudak hareket ettiremiyorsun uzun bir süre. Belki 2 ay, belki 3 ay. Şöyle gülme hareketin ister istemez birkaç ay şeyler zayıflıyor. Hareket ettiremiyorsun. Bunun sebebi bu. Yüzüm değişmedi. Burnum oturduğu zaman eski yüzüme döneceğim. Yani yüz nakli olmadım. Sakin olun. Sadece bunu da özetlemiş geçeyim. En sevdiğiniz... Aa, bu da sonmuş. En sevdiğiniz çizgi karakter... Bugs Bunny. Benim jenerasyon daha iyi bilir. Şimdiki jenerasyon çok biliyor mu? Biliyordur canım yani Bugs Bunny. Daffy Duck. Bizim zamanımızda işte o Şirinler, Mirinler. Onlar vardı yani. Velhasıl kelam. Sizden gelen sorular bunlardı. Ben de elimden geldiğince sizi de çok sıkmadan, uzatmadan kısaca anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuz ne olacak onu da bilmiyorum. Şu an aslında bu gelen sorulardan birazcık çıkarım yaptım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, ama öncesinde abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.